31 Mart aslında yerel seçimlerinde, 2024 yerel seçimlerinde yaşanan haksız ve hukuksuzluklarla ilgiliydi. Her ayın ilk cuması bizim barış nöbetimiz var. Bu ayki barış nöbetimizi de konusu da bununla ilgilidir. Biliyorsunuz iktidar Türkiye genelinde hemen hemen bütün belediyelerin birçoğunu kaybetti. Bunu kendine sindiremeyen ya da bunun hatasını, eksikliğini kendinden aramayan, ne yaptığını bilmeyen bir iktidar var ortada. Bununla ilgili bölgede, özellikle Kürt bölgelerinde, Kürt illerinde, Kürtlerin kazanmış olduğu belediyelere yönelik gasp hak ihlalleri devam ediyor. En son bunlardan biri de Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın mazbatasının verilmemesi, ama halkın göstermiş olduğu dirençte kendi iradesine sahip çıkmasından kaynaklı Yüksek Seçim Kurulu Van'da geri adım atarak mazbatasını Büyükşehir Belediye Başkanı'na tekrar iade etmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için DEM Parti'den aday olan Abdullah Zeydan, 2023 yılı Nisan ayında hakkında verilen memnun hakların iadesi kararıyla YSK'ya başvurmuş ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı olması kabul edilmiştir. Yerel seçimlerin yapılmasına 2 gün kala, 29 Mart 2024 Cuma günü, mesai saatinin bitimine 5 dakika kala 16.55'te Adalet Bakanlığı'nın talebiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kesinleşen memnun hakların iadesi kararı yine aynı mahkemece yasal olarak öngörülmeyen şekilde ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Akabinde 02.03.2024 tarihinde Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına, mazbatanın seçimde ikinci sırada gelen AKP'li adaya verilmesi yönünde karar tesis ederek Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkını gasp etmiştir. Tüm baskılara rağmen sandıkta iradesini ortaya koyan Van halkının tercihlerine saygı duymak demokratik bir hukuk devleti için zorunludur. İktidara, Yüksek Seçim Kurulu'na ve yargı mercilerine çağrımızdır. 2016 yılından beri Kürt halkının seçtiği belediye başkanlıklarını kayyum uygulaması ile gasp etmeye son verin. Bu hukuksuz uygulamayı tekrar etmeyin. Hukuku kullanarak ve hukuku siyasete alet ederek ortaya çıkan halkın siyasi iradesini hiçe sayan uygulamalara tevessül etmeyin. Van halkının iradesinin gaspına yönelik hukuksuz bir karar sonucu, başta Van ili olmak üzere Türkiye'nin tamamında gerçekleştirilen demokratik tepkilere yönelik polis şiddeti ile karşılık verilmiş, yüzlerce kişi darp edilerek gözaltına alınmıştır. 3 Nisan 2024 tarihinde bu hukuksuzluk giderilerek seçilmiş olan Abdullah Zeydan'a mazbatası verildiğinden gösteriler de sona ermiştir. Bu hukuksuzluğa sebep olan nedenler sonucu gözaltına alınmış olan kişiler derhal serbest bırakılsın ve halka şiddet uygulayan ve şiddet uygulama talimatını veren kamu görevlileri ve yetkilileri hakkında ivedi olarak işlem başlatın. İnsan Hakları Derneği olarak iktidarı halen Van sokaklarında devam eden polis ablukasını derhal kaldırmaya, sandıkta çıkan halk iradesine saygı duymaya çağırıyor, demokratik kamuoyunu ve toplumsal muhalefeti yaşanan kayyum uygulamasına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Umuyoruz ki yaşananlardan kamu otoritesi sonuç çıkartır ve halkın iradesine saygı duyar. 2016 yılından beri iktidarın uyguladığı güvenlikçi politikaların ve kayyum uygulamalarının 31 Mart yerel seçim sonuçları itibariyle toplumda bir karşılık bulamadığı anlaşılmıştır. 31 Mart yerel seçimleri başta kayyum atanan Kürt illerinde olmak üzere tüm Türkiye'de yeni bir toplumsal barışın inşası mesajını vermiştir. İktidarı bu mesajı doğru algılayarak başta Kürt meselesinde güvenlikçi politikalardan vazgeçmeye ve toplumsal barışın inşasına hizmet edecek barışçıl politikalara dönmeye davet ediyoruz.